İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan ve gazileri. Batı Ermenistan'ın Van'daki St. Stefanos Kilisesi turizme kazandırılacak. Aliyev, 2022 Şuşi yılı ilan eden bir kararname imzaladı. Kutsal doğuşun anlamı nedir? Batı Ermenistan'da yaban hayatı tehlikede, ayrıca tarımı da etkiliyor. Mimar, rekonstrüktör Ruben Sarkisyan, M.Ö. 1. yüzyılın kralının hırkasını sundu. Artsakh'ı konu alan Rüzgar Sakinleşince filmi Hindistan'da ödül kazandı. Batı Ermenistan. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan 2022 vesilesiyle en iyi dileklerini iletmek için Batı Ermenistan gazilerini ziyaret etti. Bu vesileyle Başkan Jan Khazarossian, Armenak Abrahamyan'a 12 Mart 2022'de Kadda yapılacak Gaziler ve Ermeni Direniş Savaşçıları Derneği'nin genel kuruluna katılmak için davetiye sundu. Gaziler, genel kurulda okunacak maddeleri hazırladı. Görüş alışverişi sırasında ilk sayısında Doğu Lejyonu ve Ermeni gazileri hakkında bir makale yayınlayan Anahit dergisini incelediler. Dantip'teki Gaziler ve Ermeni Direniş Savaşçıları Derneği'nin Başkanı Vrej Abrahamyan, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun bu yıl Desine'de gerçekleştirilen ve Lyon bölgesinin diğer gazileriyle tanışma fırsatı veren ikinci oturumunun 6. toplantısını özetledi. Bu toplantı sırasında Batı Ermenistan ve Artsakh'ın Antip'teki Ermeni mirası sergisinde ve Sevr Antlaşması'nın 100. yılı çerçevesinde düzenlenen eski savaşçıların ana toplantısını sundu. Yeni 2022 yılı Bayrak Taşıyıcıları Derneği ile de işbirliği içinde birçok yeni projeyle başlıyor. Batı Ermenistan'daki Van'ın Muradiye Belediyesi 17. yüzyılda inşa edilen St. Stefanos Ermeni Kilisesi'ne ziyaretçilerin daha rahat gidebilmesi için yol çalışması başlattı. Van 100. Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Mehmet Top, bölgede uzun süredir tarihi yapılarla ilgili araştırma ve incelemeler yaptığını söyledi. Kilisenin hem tarihsel geçmişiyle hem de üzerinde barındırdığı mimari özellikleriyle öne çıktığını ifade eden Top şöyle konuştu. Bu yapıların bazıları günümüze kadar gelebilmiş, bazıları da yok olmuş. Bu anlamda hem içindeki hem de dış yapısındaki mimari özellikleriyle kilisenin ayakta kalabilmesi dikkat çekici. Tarihi öneme sahip kilise doğa şartları ve duyarsız insanlar nedeniyle tahribata uğradı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın açıklamasında belirtildiğine göre İlham Aliyev 2022'yi Şuşi yılı ilan eden kararnameyi imzaladı. Aliyev, Bakanlar Kurulu'na Şuşi yılı ile ilgili bir eylem planı hazırlaması ve uygulaması için talimat verdi. Rusya, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım'da Artsakh'ta Rus barış gücünün konuşlandırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını hatırlatalım. Artsakh'ın 7 bölgesi, Şuşi ve Hadrut'un bir köyü hariç tüm köyleri, Askeran ve Martuni bölgelerinin bazı köyleri, Mardagert bölgesinin Taliş ve Madaris köyleri Azerbaycan'a geçtiğine dair bir kararname imzalandı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'dan bu kararnameye yanıt vermesini istedik. İşte yanıt. Bu kararname bildiğiniz gibi İlham Aliyev'in hayallerinden başlıyor. Bazı devletlerin koalisyonu sayesinde Ermeni Kalekenti Şuşi'ye ve Artsakh topraklarının çoğuna el konuldu. Bütün bu durum bana İkare efsanesini hatırlatıyor. Bu durumdan haberdar insanlar ulusumuzun ar ile temsil edildiğini biliyorlar. Yine de Ortaçağ başkentimizin yazıtını da hatırlatabiliriz. Ani, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi ve o zamanki Ermenistan Cumhuriyeti yetkilileri bu yazıyı Batı Ermenistan değil Türkiye adına onayladı. Hayatımız boyunca yüzyıllardır parlayan bir güneş gibi önümüzde parlayan kutsal doğuşun gizemi harikadır. Tanrı'nın İsa Mesih'te insan olduğuna ve insanlığı günahın etkilerinden kurtarmak ve yaşamlarına yeni ufuklar açmak için tüm insanlığa göründüğüne inanıyoruz. Bu gizem çok büyük ve harika. Beytüllahim'de bir ahırda doğan çocuk, günahlı insanı Tanrı'yla barıştırmak ve Tanrı'yı yüceltmek için dünyaya geldi. Bu insan Tanrı'nın oğluydu.
insan ruhlarının kurtuluşunu sağlamak, insanlığın boş ruhlarını zenginleştirmek için göksel ihtişamı terk etti. O, insanların kalplerini ve kararmış ruhları aydınlatmak için dünyanın ışığı olarak geldi. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Alaaddin Kaya, Batı Ermenistan'ın güneydoğu bölgesinde yaban hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Kötü avcılık ve habitat bozulmaları nedeniyle bazı yaban hayvanlarını artık doğada göremediklerini belirten doçent doktor Kaya, "Maalesef tehlike çanları çalıyor, bizim bunları korumamız gerekiyor, aksi halde artık tarım da yapamayacağız. Ürünlerimizi ve doğamızı daha çok kaybedeceğiz," dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Dicle Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Dikranagert'te kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne son bir yıl içerisinde 250'nin üzerinde yaralı hayvan getirildi. Çoğunluğu yırtıcı kuşlardan oluşan hayvanların yasak olmasına rağmen avcılar tarafından ateşli silahlarla vurulmuş olduğu tespit edildi. Mimar, rekonstrüktör Ruben Sarkisyan Facebook sayfasında şunları yazdı. 120 yıldız, 98 üçgen, yaklaşık 400 boncuk inciler. Milattan önce 1. yüzyılın kralının hırkasını süslemek için bu kadar malzeme kullandım. Maddi birikimimle ve herhangi bir film için değil, bilimsel araştırma için. Kralın kostümünün analiz, çalışma ve reprodüksiyon detaylarını sunacak bir kitap yayınlamayı planlıyorum. Fransalı Ermeni film yönetmeni Nora Mardirosyan'ın uzun metrajlı filmi Rüzgar Sakinleşince, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde düzenlenen 19. Pune Uluslararası Film Festivali'nde Maharashtra hükümetinin Prabhat ödülünü kazandı. Habere göre ödül en iyi uluslararası filme verildi. Filmin Fransa, Ermenistan Cumhuriyeti ve Belçika ortak yapımı olduğunu hatırlatalım. Rüzgar Sakinleşince adlı filmin olayları Artsakh'ta gerçekleşiyor. Film 10 Mart'ta Ermenistan Cumhuriyeti'nde gösterime sunuldu. Premier başkent Yerevan'ın Moskova adlı sinemasında gerçekleşti. Film yönetmeni inanç ve umuda dayalı politik olmayan bir film yapmaya çalıştı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung topluluğu tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Haylo adlı eseri sunuyoruz. Haylo, 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 haylo lo rumi, haylo, 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 zargen kahem tevekiz, zargen kahem tevekiz, haylo, 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 haylo kakumi, haylo, 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 zargen kahem tevekiz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.